Evet dostlar, yeni bir içerikte daha birlikteyiz. Yeni Peugeot 308'i çekiyoruz. Yeni Peugeot 308 aslında çok fazla ayrışmayan ama nedense sizden çok fazla da talep gelen bir araçtı. Ve Peugeot 8'i hızlı ve net ifadelerle, tam fiyatıyla, tam paketiyle bir incelemek istiyorum. Şimdi kasaya geçmeden önce bir motordan bahsetmek istiyorum ki burada iki çeşit motorumuz var. Ve bu iki motorumuzla birlikte tamamen donanım vesaire de değişiyor arkadaşlar. Peki bunların özelliği nedir? Bu motorların farkı nedir? İki farklı motorumuz içerisinde biri 1.2 PureTech, diğeri ise 1.5 Blue HDI motor. Yani evet arkadaşlar, biri benzinli, biri dizel olarak iki farklı motorumuz var. Bu iki farklı motorun aslında beygir yönünden de aynı olmaları benim ekstra bir dikkatimi çekti. Çok da kısa bir süre öncesinde 208'in bir önceki neslini incelemiştik. Hatta onu direkt aracın başında incelemiştik. Aracın başındaki incelememize gitmek isterseniz, ki burada çok fazla atıf yapacağım, hemen baştan peşin peşinde şuraya ekliyorum o videoyu, ya da oradan veya açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Şimdi dönelim Peugeot 308'e. Evet arkadaşlar, 308'e baktığımızda ön tarafında 208'i çok fazla benzettim aslında. 208'in, yani bir önceki 208'in kasa hatlarıyla hemen aynı, biliyorsunuz zaten 308'de yeni bir kasa da çıkmadı. Yeni fiyatlar geldi ama aynı kasa üzerine yeni fiyatlar geldi. Birkaç da donanımda yeniliğimiz var. Ön taraftan dikkatimi çeken panjurundaki ekstra krom detaylar olmuş. Gündüz ledlerinin parça parça olarak ilerlemesi ekstra bir farklı durmuş. Daha çok Opel'lerde görmeye alışkın olduğumuz tampondaki içe kavisli stil kullanılmış, ki tamponundan baksan bir miktar Opel'i andırıyor. Zaten hemen hemen de Astra'nın platformuna yakın bir araç platformundan bahsediyoruz burada. Yanlarında biraz ayrışıyor arkadaşlar. Yanlarındaki derin oyuklar gerçekten hem bir kordon oluşturuyor, çünkü iki kapısını ve arka çamurluğunu kapsayan, hatta stopların içerisine kadar devam eden bu oyuk kısımda net bir kordon hattı yakalanıyor. İnşallah bu kordon hattında da herhangi bir sorun yoktur. Alacaklarında bayilerde özellikle kordona sahip araçlar için kordonlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Aşağıda yine bir klasik şişirmemiz mevcut. Yanda bir marş bel görüyorum ekstra. Marş beli aslında güzel olmuş. Biraz da dışarı çıkık bir marş belden bahsediyoruz. Yan kısmında benim en çok dikkatimi çeken şey, Peugeot daha önceki nesillerinde çok küçük camlar kullanıyordu. Ama 308'de, 208'e en azından oranla ekstra büyük camlar kullanmaya özen gösteriyor, ki bu da aslında benzer setuptaki araçlardan ve yine benzer kasaya sahip olan 208'den 308'i ciddi bir anlamda ayrıştırıyor. Büyük camlar, gerçekten geniş bir iç hacim ve rakip ve emsali olarak konuşursak Golf segmentinde bir araç için bence Golf'ten de bir miktar daha ayrışıyor. Daha çok A3 Golf, Peugeot 308 vesaire aynı grupta ilerlerken A3'te Sportback bence birazcık daha ayrışıyor. Burada da Peugeot'un bu kasa bence birazcık daha o gruptan ayrışıyor ve daha büyük, daha da hoş bir tasarım olmuş diye düşünüyorum. Daha da kullanıcılarını tatmin edeceğini düşünüyorum. Ön tarafında kullanılan farlarımız ve gündüz ledlerimiz, tabii ki led farlar kullanılıyor. Artık led farda yeni kasalarda görelim bir zahmet. En azından dolu versiyonlarında görelim. Burada ben bir de led bir stop görmek isterdim aslında ama led stopumuz yok arkadaşlar. O mevcut değil. İç dizaynı gerçekten hoş. Kadran burada yine bir hayalet gösterge görmek isterdim. Hayalet gösterge görmüyoruz. Yine dürbün tip, aslında gösterge panellerinde de çok bir şey değişmemiş açıkçası. Yine tersten çalışan, birbirine ters Peugeot'un klasik kullandığı gösterge stili. Ortada bir bilgi ekranımız bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgi ekranıyla birlikte 7 inçlik gerçekten görüntü kalitesi güzel olan, çünkü aynı ekran cinsini biraz önce bahsettiğim, çok fazla atıf yapacağım dediğim videomuzda da detaylı olarak kendim de incelemiştim. Onu da yine oradan izleyebilirsiniz. Direksiyonda yine benzer direksiyon kullanıyor. Direksiyonda da ekstra bir ayrışma söz konusu değil arkadaşlar. Bununla birlikte tamamen sürücü odaklı konumlandırılmış bir göğüs sistemi var, ki bence bu benim hoşuma gidiyor. Gerçekten sürücüsüne değer veren bir marka olduğunu düşünüyorum Peugeot için. Hemen orta konsolundan bir bahsetmemiz gerekirse, burada benim handikap olarak sunduğum, genelde de bütün videolarımda muhakkak dillendirdiğim havalandırma ve klima
klima ayarlarının bu multimedya ekranlarının içerisine entegre edilmiş olması benim dediğim gibi hala ülkemizde hali hazırda insanlarımızın buna hazır olduğunu düşünmüyorum ve hala bence yolda çok fazla dikkat dağıtıyor ama bu araçta da bunu handikap olarak belirteceğim ki multimedya ekranın içerisine konumlandırılmış. Vites topuzu benim en çok hoşuma giden şey oldu. Açıkçası gerçekten çok hoş duruyor. Burada bir joystick vites topuzu görüyoruz. Park modu tuşa bağlanmış. Multronic yani otomatiğe çevirip joysticklerden kullanmak isterseniz o da tuşa bağlanmış. Eller serbest modu, start, stop vesaire tabii ki de mevcut. Yarı otonom, sürüş kalkış desteği, şerit takip, uyarı sistemi, hatta uyku algılayıcı vesaire gibi birçok özellikler de bununla birlikte buluşurken tabii ki bir el freninden de bu araçta bahsetmemiz hoş olmazdı. Peugeot zaten gerçekten teknoloji anlamında eski kasalarından itibaren bir fark yaratan araçlardan biri. Araçta başka ne gibi özellikler, ne gibi teknolojiler var diye sorarsanız mesafe uyarıları, kör nokta uyarıları, hız sınırı tanıma, hız önerisi, otomatik akıllı far yardımı, aktif şerit takip sistemi, park asistanı gibi birçok özellik de aracımızın içerisinde dolu dolu geliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle dedik ki iki farklı çeşidimiz var, iki farklı motorumuz var ve alabileceğimiz çok da paket tadına bir şey yok. Peki paket tadında bir şey yok da neye bağlanmış? Hepsi opsiyona bağlanmış arkadaşlar. Opsiyonlarını sizinle bir incelemek istiyorum. Opsiyonlarımız içerisinde metalik boyamız mevcut. Metalik boyaya 3000 lira bir fiyat yazmışlar arkadaşlar. Bence gerçekten çok. Yani bir metalik boyaya 3000 lira bence çok. Sedefli metalik boya diyor 5000 liradan fiyat yazmış. Sedefli olduğu için buna çok diyemem 5000 lira. Şu an piyasada da yaptırsak aslında hemen hemen bu rakamları bulur. Sedefli çünkü ekstra bir durum. Metalik boyayı ben artık ekstra bir duruma katmak istemiyorum. Çünkü aracın hani bir boya değeri zaten var. Komple boyanmasının bir değeri var. Bunun üstüne metalik boya, sadece orada metalik boya kullanılmasının 3000 lira farkını açıkçası ben biraz fazla buluyorum. Ama sedefli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sedefli'nin teknolojisi vesaire de ekstra bir zorluk kattığı için orada 5000 liralık bir fiyat ayrışması kullanılmış. Karartılmış arka camlar geliyor arkadaşlar. Yani cam filmi değil, direkt camınızda bir karartma istiyorsanız ki bence bunun fiyatı gerçekten çok iyi. 844 TL'lik bir fiyatla sunulmuş. 844 TL'ye zaten şu gün gidip kaliteli bir 3M'den vesaire bir garantili cam filmi yaptırmak isteseniz bu paraları verirsiniz ki bence de çok uygun, çok da iyi fiyat olmuş. Bu opsiyonu ben muhakkak ekletirdim. Hatta bence Türkiye'ye gönderdikleri bütün araçlara bu opsiyonu koymalılar. Onu da direkt fiyatın içerisine entegre etmeliler. Çünkü bu opsiyonun haricinde kimse alacağını zannetmiyorum. Geldik burada cam tavan konusuna. Cam tavan konusunda gerçekten beni şaşırttı ve gerçekten de çok iyi bir rakamla karşımıza geldi. Cam tavanımız 4000 liradan opsiyon fiyatıyla bize sunulmuş arkadaşlar. 4000 lira gerçekten çok iyi bir rakam. Cam tavanın ekstra teknolojisi, ekstra oraya çekilecek elektriği, şunu bunu vesaire bunları geçtiğimiz zaman gerçekten dışarıdan yapılmış birçok şeyle karşılaştırarak bu fiyatlar üzerinde konuştuğum için, sanayiden biri olduğum ve sürekli dışarıdaki fiyatları bildiğim için en azından bunların üzerine bu araç opsiyonlarında genelde ben onlarla karşılaştırarak burada size yorumlarımı yapıyorum. Ama cam tavanı dışarıda yaptığınızla fabrikadan aldığınız cam tavanın kesinlikle alakası yok. Çünkü dışarıdan yaptırdığınızda siz direkt oradaki sacı kesiyorsunuz. Ama fabrikadan yapıldığı zaman bunun tabii ki ekstra güvenliği, önlemi ve ekstra oradaki destekleri vesaire sütunlarıyla birlikte değişiyor arkadaşlar. Bunun da o 4000 liralık bir fiyata verilmesi bence çok iyi. Geri görüş kamerasına da 2700 lira fiyat yazmışlar. Yani dışarıda 2700 lirayı versem, zaten multimedya ekranımız vesaire olduğunu da düşünürsek, 2700 lirayı verirsem o arabanın dört bir yanına kamera koyar. Yanımızda bir de gezici kamera gezdiririz muhtemelen. Bence bu fiyatta birazcık fazla olmuş diye düşünüyorum. Şimdi gelelim araçların kendi fiyatlarına, ana ham fiyatlarına. 308 Taltech 1.2 PureTech modelimiz 130 beygir EAT 8 tam otomatik şanzımanıyla birlikte 343 bin liradan bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Eğer derseniz ki ben benzinli değil dizel modelini istiyorum, 1.5 motorunu istiyorum, orada da 308 Staltech 1.5 Blue HDI motorumuz, 130 beygirimiz, yine EAT 8 tam otomatik şanzımanımızla 355 bin liralık bir fiyatla bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Bunların üzerine tabii ki opsiyonlarımızı ekleyebiliriz.
biliyoruz. 308'i de sizden gelen yorumlar üzerine bir incelemiş olduk. Alınabilir mi? Gerçekten bu fiyatlara değer mi? Peki sizin 308 hakkındaki düşünceleriniz nedir? Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Verdiğiniz destek için de ekstra teşekkür ediyorum. Evet, abonelik bayağı ücretsiz bir şey ama birçok kişi de yapmıyor. Ama benim kanalıma son dönemde gelen herkes bunu gerçekten yerine getirip ve o ücretsiz olan abone ol butonuna basıyor. Bu da kanalımın ilerleyişini gerçekten %200 değerlerinde arttırdı. Bu da beni çok hoşnut ediyor. Video çekme sayısını biz de böylelikle arttırmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve bunun gibi birçok video için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ve hatta birkaç tane eğlenceli içeriğimize de oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.